NATO'nun Türkiye'ye 70 yıllık faturası. NATO 4 Nisan 1949'da kuruldu. Türkiye ise NATO'ya 70 yıl önce girdi. Türkiye'nin 70 yıllık NATO macerası ağır fatura olarak önümüze konuldu. Asya çağına girdiğimiz günlerde Türkiye'nin NATO üyeliği sorgulanıyor. İşte yıl yıl NATO'nun Türkiye'ye çıkardığı 70 yıllık fatura. Açılımı Kuzey Atlantik Paktı Teşkilatı olarak karşımıza çıkan NATO, 4 Nisan 1949 yılında 12 ülke tarafından imzalanmış olan bir teşkilattır. Türkiye, emperyalist ülkelerle işbirliğine girmeme siyasetini NATO'ya girerek terk etti. 3 yıl süren Kore Savaşı'nda 700'ün üzerinde şehit verdik. 2000'e yakın askerimiz gazi oldu. NATO'nun gizli yapılanması, Gladio, Türkiye'de hızla örgütlenmeye başladı. 6-7 Eylül 1955 olaylarında Gladio kışkırtmasıyla Rum azınlıkların iş yerlerine saldırılar düzenlendi. 1960'lı yıllar, Türkiye'deki NATO ve ABD üssü sayısı 21'e yükseldi. NATO eliyle Türkiye'ye yerleştirilen nükleer başlıklı füzeler bulunduğu ortaya çıktı. Rusya semalarında düşürülen U-2 casusluk uçağının İncirlik'ten kalktığı da ortaya çıktı. Türk-Rus ilişkileri zarar gördü. 1970'li yıllar. Türkiye'de yükselen anti-emperyalist halk hareketini bastırmak için 12 Mart 1971 yılında TSK içindeki Gladio Süleyman Demirel hükümetini askeri muhtıra ile istifaya zorladı. 12 Mart darbesinin ardından gelen ABD yanlısı Nihat Erim hükümeti ile gençlik hareketini kanlı şekilde bastırdı. Türkiye'ye haşhaş ekim yasağını koydurdu. Türkiye, Yunanistan'ın oldu bittiyle Kıbrıs'ı kendine bağlama adımına karşı 20 Temmuz günü askeri çıkarma ile cevap verdi. ABD Türkiye'ye karşı tutum aldı ve Türkiye'ye karşı askeri ve ekonomik ambargo uyguladı. Türkiye, ABD ambargolarına karşılık olarak 1975 yılında ABD üst ve tesislerini kapattı. Türkiye'ye karşı Ermeni Asala terör örgütünün 1985'e kadar süren yoğun saldırıları sonucu 33 diplomatımız şehit oldu. Avrupa ülkelerinde yoğunlaşan saldırılarda yakalanan bazı terör örgütü üyeleri Sudan bahanelerle serbest bırakıldı. Saldırıları Gladio tertipledi. 1980'li yıllar. Asala'nın saldırılarını durdurmasından sonra 1984 yılında PKK faaliyetlerine yol verildi. 12 Eylül 1980 askeri darbesi yapıldı. 5.263 insanımız hayatını kaybetti. Kamu ağırlıklı ekonomi yabancı sermayeye açıldı. Türkiye ekonomisi 453 milyar dolar borçla dışa bağımlı hale geldi. 1990'lı yıllar. NATO'nun patronu ABD, Kuveyt işgalini bahane ederek Irak'a savaş açtı. Lübnan'da bulunan PKK, İran kuzeyine getirildi. NATO ülkelerinin PKK'ya tonlarca silah ve mühimmat vermesi üzerine 30 binin üzerinde insanımızı teröre kurban verdik. ABD bölgede kendine bağlı kukla devlet kurmak için PKK'yı araç olarak kullanmaya başladı. ABD ılımlı İslam siyasetini pompalayarak Gladio eliyle FETÖ'yü kılcal damarlarına kadar örgütledi.
Gladio'nun aparatları Türkiye'de Madımak ve Başbağlar gibi birçok katliamada imza attı. NATO Gladiosu'nun düzenlediği suikastlerde birçok aydınımız şehit edildi. NATO karargahlarında Türkiye'nin bölünme haritaları duvarlara asıldı. 2010'lu yıllar. Türkiye 2014'ten itibaren FETÖ'yü devletten tasfiye etmeye başladı. 15 Temmuz 2016 gecesi askeri darbe girişimi gerçekleştirildi. Darbenin NATO karargahından planlandığı ve adım adım izlendiği ortaya çıktı. NATO karargahında görev yapan 462 subaydan 237'sinin Gladiocu subay olduğu tespit edildi. Bunlara geri dön mesajı iletildi. Çoğu gelmedi. Türkiye'ye iade de edilmedi. NATO bu subaylara sahip çıktı. Ayrıca bazı subaylar NATO üyesi Yunanistan'a sığındı. ABD FETÖ'nün başını Türkiye'ye teslim etmedi. Korumasını aldı. ABD, Türkiye-Rusya ilişkilerini bozmak için FETÖ üzerinden 2015 yılında Suriye sınırında Rus uçağını düşürttü. 19 Aralık 2016 günü Ankara'da Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrei Karlov'a suikast düzenlettirdi. 2017 yılında Avrupa'da yapılan bir NATO tatbikatında hedefe Atatürk'ün ve Erdoğan'ın fotoğrafı konuldu. 2020'li yıllar. Türkiye, Doğu Akdeniz'de milli çıkarlarını savunmak için NATO üyelerine karşı çıktı. ABD ve Fransa, Yunanistan'ın yanında yer aldı. Yunanistan'a silah satmaya başladılar. ABD ise Yunanistan'a askeri yığınak yaparak Türkiye'yi tehdit etmeye başladı. Rusya ile ilişkilerin geliştirmesi sayesinde 30 yıldır işgal altında olan Karabağ toprakları kurtarıldı. NATO'nun Rusya-Ukrayna savaşıyla Türkiye'ye oyun kurarak savaşın içine çekmek için tüm gayretlerini harcadı, fakat Erdoğan denge siyasetiyle bu oyunu da bozarak NATO'nun planlarını, projelerini yine ellerinde patlattı. Ve şu anda da Erdoğan Rusya-Ukrayna barışını tam anlamıyla sağlarsa NATO'ya en büyük darbeyi vurmuş.